Merhaba değerli izleyicilerimiz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ve herkesin sağlığı iyidir. Ben Kozmos TV'nin Türkiye yayın spikeri Özlem Atmaca. Çok kültürlü Refah Merkezi tarafından yürütülen Kozmos TV, 2020 ve 2021'den sonra 2022'de de Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Haklar Komisyonu'nun desteğiyle Kozmos TV ile Çok Kültürlü Aileler Seyahati'nin 3. sezonunu devam ettirmektedir. Kozmos TV ile Çok Kültürlü Ailelere yönelik bu yıl gerçekleşen 3. sezonuna Türkçe, Çince ve Rusça eklenerek programımız bu sene toplam 10 dilde yürütülmektedir. Önceki bölümde okul şiddeti hakkında bilgi almak adına bu konuda uzman bir avukatımızı konuk etmiştik. Bugün ise 4. kez olmak üzere Rehberlik Merkezi'nin müdürünü Çok Kültürlü Ailelerde Aile İçi Şiddeti hakkında konuşmaya davet ediyoruz. Değerli müdürümüz, merhabalar. Kozmos TV yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bizlere kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Ne, 여러분 안녕하세요. Evet, öncelikle herkese merhabalar. Ben Dasarang Aile Danışma Merkezi Müdürü Jong Sonyo. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Sizlerle ilk röportajımız 2 yıl önce yayınlanan Kozmos TV programımızın 1. sezonundaydı. Ve o programda çok kültürlü bir aile ile nasıl iletişim kurmamız gerektiği hakkında ayrıntılı konuşmuştuk. Programımıza katılımınızın ardından uzun süre geçti. Ve bu süreçte bir kitap da yazdığınızı duydum. Bizlere kitabınızın içeriğini kısaca anlatabilir misiniz? 네, 여러분, 이 책입니다. Evet, doğru. Kitabımızın adı Gözle İşiten Koca, Kulakla Gören Kadın. Okuyucuların ilgisi sayesinde ilk baskı tükendi ve ikinci baskı da yoğun talep görmekte. Sizlere bu ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bu kitap ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok güzeldi. Örneğin, aile içerisinde sorunları olan bireyler bu kitap sayesinde birbirlerinden ilk kez özür diledi. Başka bir örnek vermek gerekirse, 30 yıl evli olan bir çift bu kitabın sayesinde birçok konuda farkındalık kazandı ve bizlere bu konuda dönüş yaptı. Evet, Gözleriyle İşiten Koca, Kulaklarıyla Gören Eş adlı bir kitabın ikinci baskısının çoktan çıktığı söyleniyor. Ben de okumak için sabırsızlanıyorum. Bugün çok kültürlü ailelerde aile içi şiddet hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yürüttüğünüz Dasarang Aile Danışma Merkezi aile içi şiddetle ilgili birçok program yürütmekte. Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? 네, 저희 상담소는 2005년부터 가정폭력. Evet, danışma merkezimiz 2005'ten beri bakanlık desteğiyle Yongsan-gu ofisinde Aile içi şiddet danışma merkezi olarak çalışmaktadır. Aile içi sorunlar, aile içi şiddet ve aile iletişim programları gibi bir takım programlar yürütmektedir. Evet, bu doğru. Sizler de 3 Ekim'de eşi tarafından maruz kaldığı şiddeti 4 defa bildirmesine ve korunma kararı çıkarılmasına rağmen kocası tarafından öldürülen bir kadınla ilgili dava haberini biliyorsunuzdur. 맞습니다. 이번 사건처럼. Evet, bu doğru. Bu olayda mağdur kendini tehdit altında hissetmiş ve defalarca polise ihbarda bulunmuş. Ancak bu durum iyi kontrol edilememiş ve yeterli önlem alınmamış. Bunun sonucunda ise mağdur eşi tarafından şiddete uğrayarak vefat etmiştir. Medyada ve haberlerde görüldüğü üzere Kore yasaları henüz bu tür olayları önlemeye odaklanmadığı için ancak bir kazadan sonra gerekli işlemler yapılmaktadır. Ve bu bazen üzücü bir şekilde çok geç olmaktadır. Maalesef bu sebeple birçok mağdur böyle talihsiz kazalarda korumasız kalarak hayatını kaybetmektedir. Evet, Kore'de yaşanmış olan üzücü bir haberdi. Peki, Kore'de çok kültürlü ailelerde ne gibi aile içi şiddet durumları ile karşılaşıyorsunuz? 네, 다문화 가정들은 일반 한국 가정들보다. Evet, aile içi şiddet konusunda çok kültürlü ailelerden diğer ailelere oranla daha çok ihbar aldığımız durumlar oluyor. Sanılanın aksine doğru iletişim kurmak birçok zorluk barındırıyor. Sözlü iletişimdeki zorluklardan kaynaklanan, sözlü taciz ve istismar ile başlayan birçok vaka vardır. Kore kültürü ve yaşam tarzı hakkında bilgi eksikliği, iletişimi ve aile olarak birlikte yaşamayı yer yer daha zor hale getirebiliyor.
Aile içi çatışmalar genellikle kültürel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkıyor ve taraflar birbirini anlamakta güçlük çekiyor. Bunun da ötesinde pek çok şiddet karakter farklılıklarından ve tarafların birbirlerinin ihtiyaçlarını anlamamalarından kaynaklanıyor. Ailelerde bu gibi sorunlar genellikle şiddet olarak görülmüyor ve her ailede olabilecek durumlar olarak kabul ediliyor. Bu gibi durumlarda taraflar için şiddetin farkına varmak zaman alabiliyor. Anladım. Öncelikle şiddet sözlü olarak başlıyor ve daha sonra fiziksel şiddete doğru yöneliyor. Ama bunlar aile içerisinde şiddet olarak düşünülmüyor. Değerli konuğumuz, sizler eğer bu konuda herhangi bir vaka biliyorsanız bizimle paylaşabilir misiniz? 네, 사례가 많습니다만은 한 가지 사례를 든다면 어떤 남편분이 Evet, birçok vaka var. Ama bir örnek vermek gerekirse çok samimi ve kibar bir beyefendi vardı. Kibar fakat aynı zamanda tutumlu bir insandı. Ama sorun şuydu ki bu beyefendi gereğinden fazla tutumluydu ve tutumluluğu cimrilik derecesindeydi. Bu yüzden karısının ihtiyaçlarını karşılayacak ödemeleri yapmıyordu. Ve karısının yaptığı günlük harcamalarını bir deftere kaydetmesini istiyordu. Mağdur eş durumu bize anlatırken şu şekilde bahsetti. Bir keresinde otobüse yetişemediğim için aktarma yapamadım ve ücreti tekrar ödemek zorunda kaldım. Bu yüzden kocam tarafından çok kötü sözlü tacize maruz kaldım. Ancak bu olaydan sonra farkına vardım ki eğer eşimin davranışını beğenmezsem ya da dediklerini yapmazsam çok ağır sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalıyorum. Ancak çocuklarım hala küçük olduğu için boşanmak yerine buna katlanmaya karar verdim ve bununla başa çıkmaya çalıştım. Bu olaydan bağımsız olarak bu çiftin çocuklarının bir gün devamsızlıktan sonra okula gitmesi üzerine öğretmenin neden okula gelmedin diye sormasıyla çocuğun da fiziksel şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Baba sinirlendiğinde aynı zamanda çocuğuna da fiziksel şiddet uygulamaktaydı. Günümüzde okullar aile içi şiddete karşı çok hassas olduğu için çocukla görüşen öğretmen durumu hemen polise bildirdi. Okullar, sosyal yardım kuruluşları, hastaneler ve bu gençlerle ilgilenen tüm kurumlar zorunlu bildirim kurumlarıdır. Aynı durum danışma büroları için de geçerlidir. Bu durumun rapor edilmesi ve çeşitli videolar ile kanıtlanması ile baba çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı ve sonrasında da tutuklandı. Dışarıdan bakıldığında baba karakteri aslında çok kibar ve vicdanlı, içki ya da sigara içmeyen birisi olarak görünüyordu. Ama evde yaşananları ve evdeki karakterini kimse bilmiyordu. Sonuç olarak aile içi şiddetten dava açıldı ve aile uzun süre sığınma evinde kaldı. Aile korunmaya alındıktan sonra aile ile çeşitli görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda çocukların ve annelerinin bir daha asla baba ile bir araya gelmek istemedikleri rapor edildi. Anne aileyi korumak için şiddete katlandı. Fakat çocuklar babalarına olan kırgınlık ve öfkeyle terk edip ayrı bir yaşam seçmeyi tercih etti. Annenin düşüncesine göre eşi ailesi için çalışan, para biriktiren ve gelecek için hazırlanan bir adamdı. Fakat eşine ve çocuklarına yaptığı işkence bunların tamamen tersiydi. Evet, bu üzücü durum aile içi şiddetin bir örneği ve aynı zamanda tarafların boşanmasına da sebep olmuş bir durumdur. Bu vakada ekonomik ve fiziksel şiddet ile birlikte görülüyor. Peki, aile içi fiziksel şiddet konusunda karşılaştığınız başka vakalar var mı? 네, 우리가 일반적으로 뭐 가정폭력이 일어났다 그러면 흔히 생각 Evet, genellikle aile içi şiddet hakkında ne düşünüyoruz diye sorulduğunda genellikle fiziksel şiddetin ilk akla gelen şey olduğu doğrudur. Bu nedenle fiziksel şiddet çoğu zaman aile içinde yaşanabilecek tek şiddet çeşidi olarak algılanır. Ancak durum böyle değildir. Eşine ve çocuklarına fiziksel şiddet uygulamayıp bunun yerine alışkanlıkla küfür etmek, para vermemek, parayla kontrol etmeye çalışmak da bir şiddet çeşididir. Yani şiddet, fiziksel şiddeti, ekonomik şiddeti, duygusal şiddeti, sözlü şiddeti ve benzeri şeyleri içerir. Evet, bildiğimiz üzere şiddetin de farklı çeşitleri var. Aile içindeki çatışma faktörleri çok kültürlü ailelerde farklılık gösterebilir. Sizce çok kültürlü ailelerde aile içi şiddetin ana sebebi nedir?
네, 케이스마다 다르지만 일단 주로 남편. Her davada farklı olmakla birlikte çoğu durumda failler kocalardır. Ayrıca aile büyükleriyle birlikte yaşayan ailelerde kayınpeder ve kayınvalideler arasındaki çatışmalardan kaynaklanan aile içi şiddet vakaları da oldukça fazladır. Ayrıca akrabalardan kaynaklanan birçok aile içi şiddet vakası da vardır. Ama ilki muhtemelen eştir. Çoğu zaman kocadır. Eşler arasında duygularını kontrol etme yeteneğinden yoksun birçok insan var. Öfkeyi kontrol edememe, fiziksel, sözlü veya ekonomik şiddetin hepsi aile huzurunu bozan şeylerdir. Ve bazen bunların normal olmadığına dair farkındalık çok sonradan gelir. Ayrıca farklı kültürlerden gelindiği için farklı düşüncelere ve sağduyulara sahip olabiliriz. Bu tür farklılıkları iyi anlamadığımız ve başkalarını kendi standartlarımıza göre yargılamak ve kontrol etmek istediğimiz zaman birçok şiddet ortaya çıkmaktadır. Evet, bu doğru. Aile içi şiddetlerde faillerin büyük çoğunluğunun erkek tarafı olduğunu belirtmiştiniz. Buna ek olarak aile içi şiddet faillerine bir şeyler söylemek ister misiniz? 네, 우리는 모두 행복해지기 위해서 결혼을 선택했죠. Hepimiz mutlu olmak için evliliği seçiyoruz. Ancak kişi için en değerli olan ve koruması gereken aileye yönelik şiddet büyük üzüntüler doğurur ve bu büyük bir suçtur. Ailemizle ayrılmaz bir ilişkimiz olduğu için yaraların ve sorunların ömür boyu sürdüğü ve çocuklarda travmaya sebep olan birçok vaka vardır. Faillere söylemek istediğim, aile bireyleri arasında bir anlaşmazlık varsa lütfen önce kavga etmek yerine yardım ve danışma alın. Danışmanlık merkezimizde 30 yılı aşkın süredir kavga eden çiftler genellikle sadece bu merkezlere başvurarak birbirlerini tanımaya ve sorunlarını fark etmeye başlarlar. Şiddetin çoğu bilmemekten ve farkında olmamaktan kaynaklanıyor. Çünkü birbirlerini çok fazla tanımıyorlar ya da nasıl iletişim kuracaklarını bilmiyorlar. O yüzden bir zorluk olduğunda aile bireyleriyle kavga etmek yerine bu sorundan rahatsızım, bu sorunu çözmek için ne yapmalıyım diyerek bir telefon açın ve mutlaka yardım alın. Evet, teşekkürler. İlaç için bir uzmana, tavsiye için eczacıya danışmak önemlidir. Peki, aile içi şiddete maruz kalmış ve hala bununla ilgili problemler yaşayan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? 네, 조금 전에도 말씀드린 것처럼 가정폭력은 범죄입니다. Evet, daha önce de söylediğim gibi aile içi şiddet suçtur. Bu yüzden aile içi şiddete eğer tahammül ederseniz bir şeyler daha iyiye gitmeyecek. Daha da kötüye gittiği ve bununla birlikte daha fazla gizli kaldığı için bu gibi durumları polise erkenden bildirmeniz çok önemlidir. Bu durum çok tehlikelidir. Çünkü bir zamandan sonra alışkanlık haline gelir. Danışma hattı olarak herhangi bir sorunda 1577-1366 numarasını arayabilir ve birçok dilde yardım alabilirsiniz. Fakat kısıtlı bir zamanınız varsa ve acil bir durumsa hemen 112'yi aramalısınız. Bazı insanlar empatiden yoksundur ve öfkelerini kontrol etmekte zorlanırlar. Bu yüzden onları polise ihbar edip geçici önlem alabilmek çok önemlidir. Yani öfkelerini bu şekilde kontrol edemeyen birçok insan vardır. Bu yüzden kendi güvenliğiniz için hızlı bir şekilde ortamdan uzaklaşmanız çok önemlidir. Bu durumda 112'yi arayıp polisten yardım alıp bir an önce güvenli bir yere sığınmak çok önemlidir. İhbar ettikten sonra karakola gittiğinizde karakoldaki polis memuru size soracaktır. Ceza verilmesini istiyor musun? O zaman şaşırabilirsiniz ve kocanızın bir nevi hapse gireceğini düşünerek hayır, sorun değil, sorun yok diyebilirsiniz. Kocanız cezalandırılmaz ise her şey başa dönebilir ve yine bir sürü sorunla karşılaşmaya başlayabilirsiniz. Önce durumu polise bildirin. Sığınma evine gidin ve şikayette bulunup bulunmayacağınıza karar verin. Aileyi eski haline getirmek mi yoksa bu süreci bitirmek mi gerektiğine karar vermek için eşinizle iletişim kurmaya çalışın.
Bu nedenle genellikle pasaportlarınız, ikamet belgeleriniz, kimlik kartlarınız, acil durum birikimleriniz, hafif kıyafetleriniz ve benzeri şeyleri hazır ederek kocanız eğer iletişim kurmayı seçmezse ve şiddete başvurursa her an evden kaçabilmek için hazır bulunmak da önemlidir. Acil bir durumda ise mutlaka 112'yi aramalısınız. Teşekkürler. Bizlere bugün çok önemli bilgiler verdiniz. Son olarak seyircilerimiz için eklemek istedikleriniz varsa lütfen bizimle paylaşınız. 네, 사랑하는 여러분, 우리는 모두 행복하게 살기를 원하죠. 행복하게 살기. Evet, sevgili dinleyiciler, hepimiz sonsuza dek mutlu yaşamak ve güzel bir hayat sürebilmek istiyoruz. Mutlu bir hayat yaşamak için birbirimize saygı duymalı ve iyi geçinmek için çaba sarf etmeliyiz. Şunu unutmamalısınız ki, anne ve babalar sürekli çatışma ve kavga halinde olurlarsa çocuklarının psikolojileri bozulur. Ebeveynler çocuklarının kökleridir. Kök çürürse eğer o çürüyen kökten meyve yetişemez. Yani para kazanmaya ve çocuklarınızı iyi yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ama önemli olan bu değil. Ve daha da önemlisi anne ve babanın birbirlerine saygı duymaları ve birbirlerini sevmeleri. Bu nedenle çiftin çocukların okul masrafları için kavga etmesi değil, çocuğun iyi bir ortamda büyümesi ve sevgi görmesi çok önemlidir. Sizler de sohbet ederken, karşınızdaki kişiyle konuşurken bunu daima hatırlayın. Karşınızdaki kişinin söyleyeceklerini dikkatlice dinleyin ve evet doğru söylüyorsun, öyle de olabilir, katılıyorum ve hissettiklerini anlıyorum diyerek onaylayıcı bir şekilde konuşmak, kişinin düşünce ve duygularını nazikçe kabul ettikten sonra düşüncelerinizi anlatmak daha sağlıklı bir iletişime yardımcı olacaktır. Evet, mesela seni anlıyorum, doğru söylüyorsun, böyle şeyler mümkün gibi onaylayıcı cümleler bizlere iletişim konusunda yardımcı olabilir. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Kozmos TV izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? 네, 여러분 사랑합니다. Evet, bizleri izleyen herkese çok teşekkür ederim. Herkese mutlu ve şiddetten uzak bir hayat diliyorum. Teşekkür ediyorum. Lütfen sizler de Kozmos TV'ye abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Sevgilerle iyi günler dilerim. Evet, bugün bizlere katıldığı için Yu Dong-sun'a çok teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Kendisiyle bugün çok kültürlü ailelerde aile içi şiddet konusunu, vaka çalışmalarını ayrıntılı olarak inceledik. Sevgili Kozmos TV izleyicileri, Kore'de tüm diğer ülkelerde olduğu gibi birçok nedenden dolayı çeşitli aile içi şiddeti yaşanmaktadır. Bununla birlikte farklı kültürlerde yetişen ve aynı dili konuşmayan çok kültürlü aileler aile içi şiddete daha fazla maruz kalmaktadır. Aile içi şiddet görüyorsanız mutlaka 1577 1366 veya 112'yi arayın. Ve bu telefon numarasını çevrenizdeki diğer kişilerle de paylaşmanızı öneriyorum. Bugün aile içi şiddetle ilgili programımıza Dasarang Aile Danışma Merkezi Müdürümüzü konuk ettik. Bir dahaki sefere Kozmos TV ile Çok Kültürlü Ailelerin Haklarına Yolculuğunun 3. sezonunun son bölümü olan 5. bölümde çok kültürlü aileler için başka bir içerikle tekrar buluşacağız. Abone ol ve beğene tıkladığınızdan emin olun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, iyi günler dilerim.